İsmini Sittişah yani Fatih Sultan Mehmet'in eşinden alan bu cami, onun adına yaptırılan bu caminin avlusunda yatan işte bu Sittişah Sultan'ın kabri. Şu anda bu kabir. Geçtiğimiz yıllarda geldiğimiz yaptığımız haberlerde burası harap vaziyetteydi. Mahalle sakinlerinden gelen tepkiler üzerine birkaç kez haber yaptığımız ve olumsuzlukları sizlerle paylaştığımız Sittişah Camii'ni bugün ziyaret ettik. Kapalı ve kilitli oluşu dışında hiçbir olumsuz durumla karşılaşmadığımız cami ve çevresiyle bahçesinde bulunan kabir takdir edilecek bir bakımla güzelleştirilmiş. Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşi olan ve 1487 yılında 52 yaşındayken vefat eden Sittişah Hatun, Edirne Merkez Ayşe Kadın mevkiinde bulunan kendi ismiyle yapılan caminin bahçesine defnedildi. Zaman içerisinde harap olmaya başlayan mezar taşları onarılmak üzere Edirne Müzesi'ne götürüldü. Müze uzmanları tarafından onarılan mezar taşları caminin kıble tarafında bulunan mezara konuldu. Ancak yoğun kar yağışına daha fazla dayanamayan mezar taşı onarıldığı bölmeden kırıldı. Yere düşen mezar taşı caminin imamı tarafından fark edilerek koruma altına alındı. Edirne Müzesi restoratörleri tarafından onarımdan geçirilen mezar taşları tekrar yerine konuldu. Burası Sittişah Camii ve onun bahçesi, avlusu. Defalarca haberler yaptık. Daha önce olumsuzlukları dile getirdik. Ama bugün gördük ki yaptığımız bu olumsuz haberler buranın bakımlı bir hale getirilmesini sağlamış. Bu konuda da gerçekten mutluyuz, sevinçliyiz. Neden? Çünkü ismini Sittişah yani Fatih Sultan Mehmet'in eşinden alan bu cami, onun adına yaptırılan bu caminin avlusunda yatan işte bu Sittişah Sultan'ın kabri. Şu anda bu kabir. Geçtiğimiz yıllarda geldiğimiz yaptığımız haberlerde burası harap vaziyetteydi. Bu şekilde mermerlerle kaplı değildi. Hatta taşları kırıktı ve çok perişan bir haldeydi. Etrafı bakımsızdı, otlarla kaplıydı, tikenlerle kaplıydı. Ama bakıyoruz, görüyoruz ki hakikaten ecdadımıza sahip çıkılmış. Bu Fatih Sultan Mehmet Han gibi gerçekten de çağ açıp çağ kapatan bir padişahın eşi olan Sittişah Sultan'ın kabrine verilen bir önemin göstergesi bana göre. Bütün tarihi eserlerimize, bütün tarihi kişiliklere bu şekilde önem verilmesinin yararlı olacağını zaten biliyoruz. Ama zaman zaman işte vurdum duymazlıklarımız bizi bu tür tenkitli haberler yapmamıza neden oluyor. Ama gördük ki hakikaten şu anda gerek caminin avlusu, gerek şu andaki bu kabir ve tarihi bir şahsiyet olan Sittişah Sultan'ın kabri hakikaten güzel bir halde, bakımlı bir halde bulunuyor. O bakımdan biz burada emeği geçenlere, bu hassasiyeti gösterip bu güzellikleri meydana getirenlere teşekkür borçluyuz diyelim ve Sittişah Sultan'a da duamızı okuyalım efendim. Fatih Sultan Mehmet'in eşinin mezar taşı kitabesinde Dulkadiroğlu Süleyman Bey kızı Sitti Hatun 891 senesi mübarek Ramazan ayı ortalarında vefat etti, Allah rahmet eylesin ifadesi yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in zevcesi ve Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı olan Sitti Hatun tarafından yaptırılan cami Sabuni Mahallesi'nde Taratpaşa Caddesi üzerinde Atatürk Ortaokulu'nun hemen yanında Lise Bayırı'nın güneyindedir. Camiyi yaptıran Fatih Sultan Mehmet'in zevcesi Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı Sittişah Sultan'dır. Cami halk arasında Sittişah Sultan Camii, Sitti Sultan Camii ve Hatuniye Camii olarak da biliniyor. 1980 ve 90'lı yıllarda onarıma girdi. Daha sonra 2008 yılında tüm vakıf eserleriyle birlikte yapılan büyük onarımla bugünkü halini aldı.